Herkese merhabalar. Gündemde öne çıkan haber başlıklarını konuşmayı sürdürüyoruz. İç ve dış politikadaki gelişmeleri değerlendireceğiz. İyi Parti'den önemli isim Doktor Turan Çömez bizlerle birlikte. Sayın Çömez hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Gülen Hanım. Çok teşekkürler. Hemen sıcağı sıcağına soralım. Sayın Cumhurbaşkanı ekibiyle birlikte 3 günü Körfez turunu tamamladı ve geriye bizim Türkiye açısından değerlendirmemiz gerekirse artıları eksileri ne olacak? Geriye baktığımızda ekonomik krizler ve iç ve dış siyasetteki gelişmeleri tartışırken tabii ekonomik kaygılarımız da gündemde olduğu için güzel haber geldi. İyi mi kötü mü diye tartışacağız ama parasal anlamda 50,7 milyar dolar Tabii e, ne getirir ne götürür Türkiye'nin ekonomisine kalkınmasına faydalı olacak mı diye birçok tartışma e, başladı. Ne dersiniz sizin yorumunuz ne olur diye sözü size bırakalım. Çok teşekkür ederim. Sonuçlarına bakmadan önce e, sürecin bu noktaya nasıl geldiğine bir bakmak lazım. Yani ekonomik olarak Türkiye nasıl bu hale geldi? Diplomatik olarak ya da e, dış ilişkiler açısından Türkiye neden e, bugünlere geldi? Onu iyi okumak lazım ki bundan sonrasını daha, daha rahat değerlendirelim. Evet. 2002'de AKP iktidara geldiğinde dünyada büyük bir para bolluğu vardı. Bu sıcak para bolluğundan Türkiye'de nasibini aldı. Ancak maalesef AKP o sıcak parayı, o bol parayı çok hoyratça harcadı. 140 milyar dolarlık borcu 480 milyar dolara getirdi. Dünya kadar vergi toplandı. Elde avuçta ne varsa varlık fonları marifetiyle satıldı. ...ve gelecek garantili projelerle Türkiye'nin istikbali ipotek altına alındı. Türkiye aslında şu anda tam bir ekonomik türbülansın içinde veya arefesinde. Çok ciddi bir ödeme krizi var. Önümüzdeki 6 ay, 1 yıl içerisinde ödenmesi gereken paraları ödeyemezse... ...ya da öteleyemezse ki ötelerse çok yüksek faizde ve büyük risklerle yapacak bunu. Dolayısıyla bu Titan Saadet zincirini ancak öteleyebilir. Bu itibarla... Türkiye'nin e, doğru düzgün rasyonel bir ekonomi politikasına dönmesi lazım. Ancak bugün bulunduğumuz noktayı geçmişte yapılan hatalardan, yanlışlardan, e, ihmallerden ya da ihanetlerden e, hareketle değerlendirmemiz lazım. Türkiye bir beton kültürüne teslim edildi. E, Türkiye e, inanılmaz paralarla e, yollara, köprülere, hastanelere vesaire boğuldu ihtiyaç var mıydı? Tabii ki vardı ama bunların yapılma modeli bir rant üretimiydi ve bununla beraber yandaş zenginler türetildi Türkiye'de. Beş büyük firmaya beşli çeteye son 21 yıl içerisinde verilen ihalenin toplam bedeli 200 milyar doları geçti. Dolayısıyla Türkiye rasyonel bir ekonomi modeli yönetmedi son 21 yıl içerisinde bir rant kültürü oluşturdu. Yandaş zenginler türetti, Gelen parayı hoyratça heba etti. Vergileri hoyratça heba etti ve bir sadaka kültürü oluşturdu ve bunun üzerine bina ettiği siyasi anlayışla da bugüne kadar iktidarını sürdürdü. Şimdi gerçekle yüzleşiyor Türkiye. Tabii dış politikayı da içeriye dönük yaptığı için Erdoğan yıllardır İsrail'e kalktı dedi ki sen devlet terörü yapıyorsun. Suudi Arabistan'a dedi ki e, ben sana asla bu dosyayı vermem beni enayi mi zannediyorsun kendi ifadesiyle ekranlarda bunu izninizle kullanmış olayım. E, öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri'ne neler söylendiğini biliyoruz ve darbenin arkasındaki e, ülke ya da darbenin finansörü dendi. E, Amerika'ya çok büyük laflar edildi Avrupa'ya büyük laflar edildi. Sisi mi Binali mi diyerek e, Mısır'la e, ilişkiler e, heba edildi. Dostum Esad'dan katil Esad'a dönüştü ve korkunç bir diplomatik beceriksizlik, e, ihmal e, ve absürt bir dış politik anlayışla e, Türkiye bölgesinde sürekli soru işaretleriyle bakılan bir ülke haline geldi. E, şimdi Erdoğan gerçekle yüzleşiyor. Ama ben bu sürecin Erdoğan'ın gerçekle yüzleşmesinden ziyade dışarıdan gelen e, bazı e, Direktif demek istemiyorum, o ağır bir kelime olabilir ama işaretlerle bu dış politikasını tanzim ettiğini düşünüyorum. Büyük bir U dönüşüyle İsrail'le barışıldı. Ardından Suudi Arabistan'a e, korkunç bir cinayet dosyası teslim edildi ve Selman'la kucaklaşıldı. Şimdi önümüzdeki günlerde Sisi'yle tekrar barışılacak. Herhalde onu karşılarken Rabia işareti yapmayacaktır e, Erdoğan. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri ile yine nasıl kucaklaşıldığını biliyoruz. Amerika ile git gel ilişkileri yaşandı. En son Trump'ın senin özel işlerini nasıl takip ettiğimi biliyorsun. Özel dosyalarında nasıl uğraştığımı biliyorsun. Aptal olma mektubundan sonra da Amerika ile olan ilişkiler daha çok edilgen bir tavra dönüştü. Avrupa Birliği rotasıyla yola çıkılmıştı ama rota Orta Doğu bataklığına çevrildi ve Türkiye kendi bölgesinde soru işaretleriyle bakılan güvenilmez dış politikası olan bir ülke haline geldi. Şimdi ağır bir ekonomik krizin pençesinde, e, önümüzde yerel seçimler var, e, korkunç bir hayat pahalılığı var. Ödemeler dengesi alt üst cari açık e, çıldırmış durumda. Bütçe açığı e, hakikaten e, tarihin en yüksek noktasında e, ve Türkiye e, bu türbülanstan kurtulabilmek için Özellikle yerel seçimlere kadar Erdoğan bir nefes almak adına bu Orta Doğu seyahatini gerçekleştirdi. Söylediklerinin hepsini unuttu, yaptıklarının hepsini unuttu ve bugün Orta Doğu ülkeleriyle başta Birleşik Arap Emirlikleri, Katar'la ilişkiler zaten iyiydi, Suudi Arabistan'la ve diğer ülkelerle ilişkileri toparlayıp ekonomik olarak bir katkı sağlayabilir miyim diyor. Şimdi öncesini böyle değerlendirmek şart çünkü Türkiye nasıl bugüne geldi bunu iyi okumak lazım. Peki yapılan işler kötü mü? Hayır. Türkiye bölgesinde önemli bir ülke. Gerçi e, Türkiye'nin son 15-20 yıl tutumu ve e, davranışı münasebetiyle yeni rol e, ve bölgedeki yeni lider e, kimliği Amerika tarafından ve İngiltere tarafından özellikle Suudi Arabistan'a verilmek isteniyor. Bu çok belli. E, buna Londra'dan baktığınızda daha iyi görebiliyorsunuz. E, fakat Türkiye ciddi bir ekonomik türbülansın eşiğinde olduğu için bu ülkelerle ilişkilerini düzeltme konusunda önemli adımlar attı. Yanlış mı? Doğru. Bu ilişkilerden bize fayda sağlanır mı? Doğru yönetilirse sağlanır. E, ticari olarak komşularımızla ilişkileri geliştirmeli miyiz? Evet geliştirmeliyiz. Ancak bu ilişkiler her iki tarafın kazanacağı rasyonel bir model üzerinde yürümeli. Yoksa elde ne var ne yoksa satarak tank palet fabrikasını 50 milyon dolara Katar'a vererek... ...Türkiye'nin otoyollarını ya da başka önemli şirketlerini, BOTAŞ'ını, Telekom'unu, Türk Hava Yolları'nı, THY Kargo'yu... Hatta hatta iddialı bir laf edeceğim, TİGEM üzerinden Türkiye'nin arazilerini siz birilerine peşke çekiyorsanız, bu gerçekten bir ihanettir ve büyük bir yanlıştır. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Uludağ'ın e, Milli Park kimliği kaldırıldı ve e, önümüzdeki yıllardan itibaren göreceksiniz Uludağ'ın o güzel coğrafyası Araplara peşkeş çekilecek ve zengin Arapların, Arapların imar ettiği e, yeni bir Uludağ'la karşı karşıya kalacağız ve benim ülkemin insanları maalesef o Zengin Arapların evlerinde ırgat olarak çalışıyor olacak. Bizim itirazımız buna. Evet, dolayısıyla evet. dolayısıyla Türkiye'nin şu anda e, Suriye Suriye'li olan ilişkilerinin bu noktaya gelmesinin faturasını çok ağır bir mülteci kriziyle e, ödedik. Sen bir zamanlar kardeşim Esad derken niye katil Esad oldu ve bugün niye tekrar Esad'a döndün ya da yeniden niye adım atmaya çalışıyorsun? Tüm bunların tüm bunların ağır faturaları oldu Türkiye'ye. Hepimiz ödedik ve yıllar boyu ödemeye de devam edeceğiz. Çocuklarımız ödemeye devam edecek. Ancak tırnak içerisinde bir kez daha söylüyorum. Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada özellikle komşularıyla yakın ilişkiler kurması, siyasal, diplomatik, ekonomik ilişkiler kurması Tarafların tamamen e, kendi menfaatlerine yön, yönelik adımlar atması, yani win-win politikası ile herkesin kazandığı adımların atılmasını biz destekleriz. Doğru olan budur. Ama şu anda ortada bir 57 milyar dolarlık bir bütçe yok. E, bir anlamda imzalanmış bir iyi niyet mektubu diyebiliriz e, bu imzalanan e, belgelere. Ortada bir sözleşme yok, bir anlaşma yok belki e, özellikle deprem bölgesine e, dönük bir krediden bahsediliyor. Bir nakit para olarak o gelebilir ama onun dışında o bahsedilen 57 milyarlık bütçe için şu anda bir şey söylemek mümkün değil. E, nereden ne alacaklar? Yatırım olur mu? Hiç zannetmiyorum. Yatırım olursa tabii ki bunu destekleriz ama Türkiye'nin asetleri Erdo Erdoğan'ın ifadesiyle niye Erdoğan gidip e, ısrarla İngilizce kelimeler kullanıyor onu da bilmiyorum. Yani Türkiye'nin varlıkları dese Tabanı anlayacak ve tepki gösterecek belki. Aset dediği zaman e, ne anlıyorlar ya da topluma nasıl bir e, algı operasyonu yapılıyor bilmiyorum ama Erdoğan'ın ifadesiyle söylüyorum. Bunun karşılığı Türkiye'nin varlıklarıdır, Türkiye'nin zenginlikleridir, Türkiye'nin değerleridir. Bunları satacağım diyor Erdoğan ve ben satmayı çok iyi bilirim diyor. Sizin gibi değilim ben hakikaten iyi satarım diyor. Yıllarca da bunu yaptım zaten diyor kendi ifadesiyle. Dolayısıyla bu ilişkilerin ardından bu imzalanan, Anlaşma da demeyeceğim, niyet mektuplarının ardından ne çıkar hep beraber göreceğiz ama bu süreci okumak için Erdoğan Türkiye'yi nereden aldı, nereye getirdi, neden bunlar yaşandı ve bundan sonra ne olmalı? Bunlara iyi bakmak lazım. Hatalarla dolu, yanlışlarla dolu, ihmallerle ve aymazlıklarla dolu geçmiş 21 yılın faturasını bu ülke şu anda ağır bir ekonomik krizle ödüyor. Çiftçi perişan, köylü perişan, esnaf perişan, hayvan yetiştiricisi perişan. Türkiye'nin limanları şu anda yurt dışından gelen gemilerle dolu çünkü Türkiye buğday ithal ediyor. 700 bin ton buğday şu anda Türkiye'nin limanlarında boşalmayı bekliyor. 100 bine yakın büyükbaş hayvan başta Brezilya ve Uruguay'dan geliyor. Yine Brezilya'dan soya geliyor, genetiği bozulmuş soya. Türkiye bir ithal cenneti oldu. Sürekli dış borcu artan, sürekli cari açığı büyüyen ama bununla beraber içeriye dönük e, politikalarla e, toplumu manipüle eden ve tabanını manipüle eden bir siyasal anlayış söz konusu. Ülkenin gerçeğe dönmesi lazım. Türkiye e, istihdam yaratan, üreten e, bir formata e, evrilmesi lazım ve e, yatırımla beraber e, istihdam, üretim, ihracat, know-how bütün bunlarla birlikte ülkenin cari açığını kapatacak, e, katma değerine e, arttıracak, önemli yatırımlara imza atması lazım. Yoksa arazileri satarak Türkiye'nin şirketlerini satarak, asetlerini satarak ya da Türkiye'nin hakikaten zenginliklerini, varlıklarını satarak e, Türk ekonomisi e, kalkınmaz. Sadece ve sadece e, ilk barda yapılacak olan yerel seçimlere dönük e, bir nefes alınır. Bunun da faturası çok ağır olur diyorum, Gülay Hanım. Peki, Ankara'nın trafiği çok hızlı olduğu için biz basın mensupları olarak bazen şaşırıyoruz. Nereden ne haber olacak ve ne olacak sonucu diye ister istemez tartışmaya giriyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun uzun toplantısı basına sızdı ve CHP'de sular durulmadığı için birçok isimde yorumlarda bulunuyor. Şimdi elimizdeki notlara baktığımızda sizin de paylaşımınız var. Ümit Özdağ'ın açıklaması var. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığımız gizli anlaşmayı sizlerle paylaşıyorum diyor. Şimdi bu Ümit Özden ifşası e, tabi perde arkasında neler yaşandığını bilmiyoruz. Neden e, bu şekilde ortaya çıktı diye tartışılıyor. Sizin e, açıklamanız var. E, biz sahadayken kendisi için oy isterken meğer o Ankara'nın karanlık Dehlizlerinde pazarlık yapıyor. Protokoller imzalıyormuş. Arkadaşlarının haberi yok. ittifak ortaklarının bilgisi yok. Hoyratça heba edilmiş bir güven yeniden kazanılabilir mi? Sayın e, Kılıçdaroğlu diye bir açıklama var. Ve yine İyi Parti'den Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın Twitter'ına baktığımızda hesabından yaptığı açıklama kendi adıma geride bıraktığım seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden samimi olarak özür diliyorum diye bir açıklama. E, CHP'de neler oluyor? Bundan sonra CHP'de neler yaşanır? E, sizin yorumunuz nedir? Siz neden böyle bir açıklama yapma gereği de duydunuz diye vatandaş da merak ediyor. E, Meslektaşlarınızda ne dersiniz? Çok teşekkür ederim. CHP'nin içinde e, bulunduğu duruma yorum yapmak istemem. E, oradaki tartışmalar, liderlik yarışı e, ve e, orada yaşanan gelişmeler benim ilgi alanımın dışında. Buna evet. dair sadece şunu söyleyebilirim. E, muhalefet partilerinin güçlü olması, e, yola güçlü devam etmesi e, Türkiye için faydalıdır, yararlıdır, Türk demokrasisini güçlendirir. Bununla ilgili ancak bunu söyleyebilirim. Onun ötesinde bir başka partinin iç bünyesinde yaşanan e, gelişmeleri, toplantıları. E, iktidar olsa bunu konuşurum. Çünkü iktidar e, bizim rakibimiz ama muhalefet partileriyle ilgili böyle bir değerlendirme yapmak etik olarak doğru olmaz. Peki, Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, ve Sayın Ümit Özdağ'ın yaptığı açıklamalar üzerine niye böyle bir değerlendirme yaptım? Böyle bir hakkım var. Bakın, yola çıktığımız günden beri özellikle genel seçim tartışmaları başladığı erken genel seçim tartışmaları başladığı günden beri duruşunu hiç bozmayan, siyasal tavrını hiç değiştirmeyen, sadece Türkiye'nin ulusal çıkarlarını önceleyen, önce vatanım önce milletim diyen bir partiyiz. İyi Parti. Dolayısıyla Genel Başkanımız ne demiş? Bu ucube sistemden, bu tek adam rejiminden kurtulmamız lazım. Bunun için Doğru adım atmamız lazım, kazanacak bir adayla yola devam etmemiz lazım. Ben feragat ediyorum demiş. Son derece ilkel bir duruş, son derece etik, ahlaklı ve yurtsever bir karakter. O günden beri de çizgisini hiç bozmamış. Adaylık sürecinde yaşananları biliyorsunuz. Onlara tekrar girmeyeceğim, onlar geride kaldı. Ama onlardan alınması gereken dersler var, Türkiye'nin çıkartması gereken önemli sonuçlar var o süreçten. Bunları biz kendi adımıza değerlendiriyoruz ve partimiz adına önemli çıkarımlar ve sonuçlar elde ettik ediyoruz ve bunlarla ilgili projeksiyonlar yapıyoruz. O bizi ilgilendirir. Fakat yola Kılıçdaroğlu ile çıkıldığında, Sayın Kılıçdaroğlu bizim adayımız olduğunda artık hepimizi temsil ediyor ve biz sahada kendisi için ortak aday olarak yani Millet İttifakı'nın altı üyesinin altı bileşenin ortak adayı olarak biz canhıraş bir şekilde savaştık ve mücadele ettik. Ben kendi adıma bu tweet'i attım. Partim adına bu konuda değerlendirme yapmaya yetkili değilim. Ama bizim partimizin e, demokrat ve özgürlükçü bir parti olduğunu sizler biliyorsunuz. Bizi izleyenler biliyor. Bu itibarla benim kendi adıma böyle bir açıklama yapmaya hakkım ve yetkim var. Özellikle Balıkesir'de siyasi mücadele vermiş, Sayın Kılıçdaroğlu için savaşmış ve oy toplamış. Gece gündüz sahada onun için Cumhurbaşkanı olabilmesi için gayret sarf etmiş biri olarak benim böyle bir tweet'i atmaya ve böyle bir değerlendirme yapmaya hakkım var. Bakın o fotoğraf tweet'in altındaki fotoğraf benim evimin önünde çekildi. Ben annemin evinin balkonuna kocaman bir Kılıçdaroğlu posteri astım. Bu ne demektir? Yüreklice, cesurca, samimi bir şekilde, iyi niyetli bir şekilde yanındayız demek. Kapı kapı dolaştım ve Sayın Kılıçdaroğlu'na oy istedim ki milliyetçi, muhafazakar, demokrat, sağ kültürden gelen biri olarak niye bu tek adam rejiminden Türkiye kurtulmalıydı. Fakat geçtiğimiz günlerde Sayın Ümit Özdağ'ın bir açıklamasına tanık olduk. Dedi ki eğer şu bakanlıklar verilmiş ya da önceden deklare edilmiş olsaydı seçim süreci farklı gelişirdi. Bu bir değerlendirme, bir siyasal yorum. Bununla ilgili bir analiz yapmam mümkün değil. Evet. Fakat asıl önemli olan Kılıçdaroğlu sayın Ümit Özdağ'ın bu açıklamasının ardından CHP'li çevreler bunu şiddetle reddettiler ve yalanladılar. Hayır böyle bir şey yok dediler. Ardından sayın Ümit Özdağ dedi ki hayır var. Bir protokol imzaladık ve eğer bunu sayın Kılıçdaroğlu yalanlarsa ya da bununla ilgili bir açıklama yaparsa ben belgeyi kamuoyuyla paylaşmaya hazırım. Ardından dün akşam sayın Kılıçdaroğlu evet böyle bir şey var dedi. Peki partinin yetkili organlarının bilgisi var mı sorusuna da hayır hiç kimsenin bilgisi yok, arkadaşlarımın da bilgisi yok dedi. Şimdi bu Sayın Kılıçdaroğlu bağlar. Benim dışımda, partimin dışında. Ancak bizim adayımız, bizim partimizin de adayıysa ben bu sözü söylemeye e, hak sahibiyim. Ben bu eleştiriyi yapmaya hak sahibiyim. Biz kendisini sahada savunurken, biz kendisine oy isterken, Balıkesir gibi milliyetçi muhafazakar bir bölgede Sayın Kılıçdaroğlu'nun oyları Erdoğan'ın önünde çıktı. 4-5 puan önünde çıktı. Bu çok kıymetliydi. Niye? Bizim orada verdiğimiz mücadelenin sonucudur bu. Bizim ortaya koyduğumuz çabanın sonucudur. Ve biz bu çabanın, bu mücadelenin ve bizi temsil eden bir adayın bizim ilkelerimize ve etik değerlerimize de e, en azından itibar etmesini bekleriz. Ben kapalı kapılar ardında yapılmış olan bu protokolün hem diğer e, partilerin haberinin dışında, bilgisinin dışında olmasını hem de dayı Kılıçdaroğlu'nun kendi yani arkadaşlarının bilgisi dışında olmasını doğru bulmadım. Ve bunu samimi, etik sahibi, ilkeli bir siyasetçi olarak kamuoyuyla paylaştım. Bu da benim siyasal hakkım, hatta sorumluluğumdur Bilel Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için, vakit ayırdığınız için. Bakalım önümüzdeki günlerde nasıl bir gelişme olacak? Hep birlikte Ankara'yı takip ediyoruz arkadaşlarımızla birlikte. katılımınız için çok çok teşekkürler. Teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. Sağ, Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet kapanışa gidiyoruz. Ankara ve iç ve dış siyasetteki gelişmenin değerlendirmesinin yorumlamasını aldık. Doktor Turan Çömez'den gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.